Herkese merhaba. Haber Masası'nda yine yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel, bereketli, sağlıklı, istediğiniz, dilediğiniz gibi bir hafta diliyorum sevgili izleyenlerimiz. Evet, Olay Web TV'de artık biliyorsunuz pazartesi günleri konuklarım oluyor. Salı günü de gazeteci arkadaşlarımla birlikte yaklaşan yerel seçimleri değerlendiriyoruz. Evet, bu pazartesi de iki güzel hanımefendi görüyorsunuz. Tabii bir de ben aralarında. Efendim çok güzel konuklarım var. Size onları tanıtacağım. Ama ondan önce ben bundan böyle programa gelecek arkadaşlarıma da sesleniyorum efendim. İşte böyle bayanlar gelirken, konuk gelirken bile böyle çiçekleriyle geliyorlar. Eli boş gelmiyorlar. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Efendim önce tanıyalım. Nesrin Özgün Tavalı, tamam. Postane Mahallesi Muhtar Adayı. Evet, merhaba. Merhabalar, evet, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Sevgi Hanım. Evet, Esengül Aktaş. Gebze, Yenikent Mahallesi Muhtar Adayı. Esengül Aktaş. Ay ne kadar güzel. Efendim bu aralar Muhtar Adayı böyle bayanları duyunca hemen dedim ki ay hemcinslerime destek olayım. Teşekkür ederim. Hem sohbet edelim hem sizi tanısınlar. Bu arada bu muhtarlık olayı nasıl gelişti, nasıl oldu konuşacağız ama dilerseniz şimdi önce uzaktan geldik. Esengül Hanım'ı tanıtalım. Evet Esengül Hanımcığım, gerçi biz çok eski ahbabız. Şimdi burada çok resmi oluyor ama. İkinci programımız. Evet, daha önce de konuk olarak gelmiştin. O zaman radyocu farklı kimliğiyle gelmiştin. O sorunları, medyanın sorunlarını tartışmıştık ama bugün çok farklı. Çok bir farklı muhtar adayı var karşımda ve çok gurur duydum, mutlu oldum. İnşallah çok çok başarılı olursun, kazanırsın. Kazandığın zaman da yine konuk alacağım seni. İnşallah. Buradan da duyuyoruz. Nesrin Hanım'la birlikte artık geliştirelim. Nesrin Hanım'la. Öyle dedik zaten programın başında sevgili izleyenlerimiz. Siz kazanın, tekrar sizi konuk alacağız dedik. İnşallah emekleriniz boşa geçmez. İnşallah. Evet, Esengül Aktaş kimdir? Unutanlar, bilmeyenler için şöyle kısaca hatırlatalım. Esengül Aktaş, Adana doğumlu. İlk orta ve lise öğretimimi Adana'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Gaziantep Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından zaten iş gereği tekrar Gebze'ye geldik. Gebze'de yaklaşık 20 yılımız geçti. Hı hı. 20 yıldan beri yaklaşık 15 yılını şu anda muhtar olduğumuz mahallede geçirdik. Hı hı. Dolayısıyla yabancı değiliz. Daha sonra sen de biliyorsun. Evet. İki radyoda genel yayın yönetmenliği yaptım. Hı. Radyo Marmara ve Radyo Mutlu. Şu anda kendime ait olan bir ajansta, reklam ajansında hala işimi yürütmekteyim. Ama şu aralar muhtarlık seçiminde çok çalışmak gerekiyor. Evet, süre azaldı. Bugün 3'ü ayın 30'u. Aynen. Yani çok kısa, güzel. Şimdi hiçbir şeye ilgilenme zamanı değil. Hiçbir şeye ilgilenmiyoruz. Evet. Halkımıza kendimizi tanıtmak için uğraşıyoruz. Evet. Ev ev gezerek daha yeni başladık. Yeni. Daha yeni sahalara çıktık. Aslında yaptığımız daha yeni bir başlangıç. Peki oralara geleceğim. Geleceğiz. Geleceğiz efendim. Şimdi Nesrin Hanım'ı da biraz tanıyalım. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk Sevgi Hanım. Tuzlalı olduğunuzu biliyoruz. Yani evet. Eski Tuzlalı. Eski diyelim. Tuzlalıyım. Evet. Doğma büyüme Tuzlalıyım. Göçmen bir ailenin biliyorsunuz. Mübadil. Yerli halkı, evet, mübadil bir ailenin. Evet. Torunuyum. İlk orta ve lise eğitimimi burada bitirdim. Burada evlendim. Burada yaşıyorum. Postane Mahallesi, evet, doğduğum, büyüdüm ve yaşadığım bir mahalle. Evet. Başka? Çoluk çocuk var mıdır? Tabii, tabii. Onlardan iki tane bahsedelim. Evladım var, iki evlatlı çocuğum var. Allah 25 versin. Ve 20 yaşlarındalar. Artık onların için hani
anneleri olarak bir şeyleri artık başardığımı düşünüyorum. Onları hayata hazırladım. Bu saatten sonra da doğduğum, büyüdüğüm mahallemde hizmet vermek adına aday oldum. Aday oldunuz. Evet, evet, şimdi adaylık sürecine de geleceğiz. Şimdi öncelikle size böyle bir teklif mi geldi? Yani muhtar adayı olmanız yönünde bir talep mi geldi? Yoksa ben bunu yaparım, neden ben yapmayayım gibi böyle bir başvuru nasıl oldu? Aslında hani bir siyaset demeyelim muhtarla. Hı hı. Ama hep kadının yeri, adı var fakat siyasette kadının yeri yok. Kim ne derse desin yakında 8 Mart gelecek. Ama kadını hep anıyoruz. İsmi var, sadece bir kendisi şey yok. Yerel seçimlerde bunu çok net göreceğiz, bilmiyorum artık ama i̇şte meclis üyesi adaylarında çok az. Tabii. Böyle hani bir muhtarlık şeyi sürekli konuşuluyordu bulunduğumuz ortamlarda. O dönemde de hiç muhtar adayı çıkmamıştı. Tanıdığımız bir tek eski muhtar mı sadece? Eski adaylar, muhtarımız tekrar vardı. Hı-hı. Onun olacağı söyleniyordu ama net değildi. Arkadaşlardan böyle bir teklif geldi. Neden bir bayan olmasın? Hı-hı. Bizim sevdiğimiz bir bayan, saygı duyduğumuz bir bayan. Hani abla diye. abla artık, seni muhtar adayı olarak gösterelim. Öyle olunca hani ben biraz düşünmek istedim. Çünkü hiç hani böyle bir şey deneyimim yok. Tamam, radyoculuktan gelme bir sosyal şeyimiz var, bir iletişimimiz var ama hani bu biraz siyaset demesek de insanlarla gidip kendinizi tanıtacağınız, birebir olacağınız bir şey olduğu için. Çok farklı bir platform. Farklı yani bir platform. biraz düşünmek istediğimi söyledim. Daha sonra baktım, biraz araştırma yaptım. Türkiye'nin genelinde bayanlar, bayan muhtarlar özellikle fazla. Geçmişe de baktığınızda bayan muhtarların erkek muhtarları oranla, şimdi erkek muhtarlarla söyleyecekler ama rakibimiz erkek muhtarlar. Muhtarları oranla biraz daha özverili çalıştıkları ve başardıklarını görünce neden hani ben de bu işi yapabilirim? Sonuçta bir bayan olarak son zamanlarda şunu da görüyorum. Bir bayana ne olursa olsun, hangi iş olursa olsun o görevi verin, bayan onu eninde sonunda yerine getirir. Sorumlulukları çok güzel alıyor. Yani, evet. Neden dedim bölgemizi bir bayan temsil etmesin? Peki Tuzla'da, ay özür diliyorum tabii Tuzla diye. Tuzla. Gebze'de halen görev yapan bayan muhtar var mı? Yani başka Gebze'de mahallelerde. Görev yapan, hayır. Yok diye biliyorum ama şey bayan adayları çıktı. Adaylar. Yeni çıktı. Sizden sonra mı çıktı acaba? Bir benden sonra değil, benden önce çıktı. He. Tam tersi. Baktığımda da çok gurur duydum. İşin açıkçası bizim mahalledeki kendi adayımla da gurur duyuyorum. Rakibim demeyeceğim. O da çünkü aynı kulvarlarda yarışıyoruz. Dolayısıyla rakiplik değil, tatlı bir hani şey içerisinde gitsin. Tabii o da hani tatlı rekabet kaliteyi de arttırıyor. Kaliteyi de arttırıyor. Şeyi de arttırıyor, vizyonu da arttırıyor aynı zamanda. Çünkü dolayısıyla hani oradaki bayanları görünce bir gurur duydum. Gazetede gördüm, yerel bir gazetede reklamlarını vermişler. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Şu an hala sizin mahallede kaç aday var? Şu anda net olan 5 adayımız var. 2 bayan, 3 bayan, erkek. 3 erkek. Peki efendim Nesrin Hanım, şimdi size aynı soruyu sorayım. Dediniz artık ben evlatlarımı büyüttüm. Evet, evet. Artık annelikten çok biraz daha zaten sosyal bir kişiliğim var. Evet, sosyal. Neden olmasın, siz mi böyle bir talepte bulundunuz yoksa hani Esra'nın gibi size mi? Yok, hani neden olmasın? Hayır, yani ben düşünmüştüm. Aslında bir 4 yıl önce de düşündüm ama o zaman küçük oğlum 17 yaşlarındaydı ve önümüze çok önemli bir sınavımız vardı. Üniversite sınavımız vardı. Sanki ona böyle onun hani zamanı ondan çalacakmışım gibi düşündüğüm için hadi dedim bir 4 yıl sonra düşünüyorum ve artık zamanı dedim çünkü insanları seviyorum. Yani sizinle de biliyorsunuz görüşüyoruz. Yani seviyorum, insanlarla birlikte olmayı seviyorum ve doğduğum büyüdüğüm mahallede hani bir şeyler yapmak istiyorum. Kadının eline bir şekilde değmesini istiyorum. Değil mi? Eksikleri daha çok görebiliyorum. Evet, kadınlar çünkü her alanda dediğiniz gibi Sengül Hanım çok başarılılar. Ve işte, evet hani siyasette de hep arka planda kaldılar ama artık hani basamakların böyle ilk basamağı olan muhtarlıkta artık kadınların canlı gönül olmasını istiyorum ben. Onun için de ailemin de tabii çok büyük desteği oldu. Ben dedim bu işi yaparım ve aday oldum. Bu işe soyundunuz. Evet. Halen bildiğim kadarıyla kaç
Bir tek aday benim, bir de halen devam eden Arit Bey. Görevdeki muhtarımız şu anda var. Başka yok. Başka yok. Evet. Siz o zaman daha biraz şanslısınız gözüküyor. Şimdi Esengül Hanım şu an 5 tane. Ama bizde de şimdi aslında muhtar adaylarının çok olması birbirini tetikliyor. Sizin yaptığınız güzel şey onlara da örnek oluyor. Tabii onların ki, yaptığı güzel ki. Şey size de örnek oluyor. Evet. Yani biraz orada bizim daha netleş, hani avant, daha yeni yeni hareketlendi ama eminim ki gelecek son 30 Mart'a kadar biraz daha canlanacak. Yani bir belediye seçimi gibi orada muhtarlık seçimi olacağına inanıyorum. Ama demokratik ve güzel geçmesini istiyorum ben. Tabii, tabii herkes onu istiyor da. Tabii. Şimdi dedik ya hani muhtarlık tamam siyasetten değil. Hani o bir, arkada bir parti yok, işte bir kurum yok, bir şey yok. Ama ne kadar da yok desek hani sanki biraz var mıdır gölgesi? Ne böyle hissettiniz? Ben şunu gördüm. Sözünüzü kesiyorum ama. Şimdi şey olarak bayanlar bunu gözetmiyor. Kesinlikle. Bayanlar biraz anaç yaklaşıyor. Yani mesela ben sınıf annesiyim. Bulunduğumuz kızımın bulunduğu okulda. Buradan adını da söylemekte fayda vardır. üstünden 5B sınıfı izliyorlardı. Evet. Bugün gittim hani çocuklarda o kadar bir güler yüz var ki eminim ki hiçbir muhtar adayı bir sınıfa gidip o nabzı ölçmemiştir. Ama biz biraz anaç tarafımızla merhaba çocuklar dedim, muhtar adayınızın dedim. Hepsi birlikte sevdi. Yani siz bunu görebiliyorsunuz bayan gözüyle. Bir çocuğun dışarıya çıktığı zaman nelerden etkileniyor, bir çocuk için burada ne eksik? Geleceği için neler eksik, neler faydalı diye bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Erkekte biraz daha siyasi bakıyor. Hayır, erkekte düz mantık, kadında duygusal mantık. Erkekte anne ve hani kadına olanın verdiği farklı ama bu duygusallık da duygusallıkla karıştırılmasın yani. Hani mantıklı duygusal mantık. Anlatabiliyor musun? Duygusal ve mantık bir arada. Evet. Aynen. Erkeklerde dediği gibi Sevgi Hanım sadece düz bir mantıkla ilerliyor. Duygusallığı pek ön planda tutmadıkları için mesela kaçırıyorlar bir şeyleri. Muhtarlar genelde şeylerini yazarlar, broşürlerin arkasına vaatlerini yazarlar. Ben vaat yazmadım. Ben genelde hepsinde tamam sorunlar nettir ama çocuk alanında hiçbir şeye değinilmemiştir. Mesela bizim bölgede çocuklar sosyal bir faaliyet için Gebze'ye gitmek zorundalar. Gebze'ye gitmeleri için de cumartesi pazarı beklemeleri gerekiyor eğer aile mesaiye kalmamışsa. Çocuk orada herhangi bir sosyal faaliyetten, sosyal kültürelden uzak. Yani bunu hiç kimse yazmamıştı. Ben de yazmadım. Bu benim dedim projem olsun. Çok onlarla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Yani onlar gelemiyorsa ben hizmet onlara yani. Biz onlara götürelim. Onları getirelim. Çünkü okulların spor alanları, çok spor tarz. Sahaları çok fazla ve orayı kullanılabilir yani. Neyse, projelere biraz sonra geleceğim. Evet. Bildiğim kadarıyla Tuzla'da da bayan muhtar var mı bilmiyorum. Aday olarak hayır, aday değil şu an görev hayır, yapan. Hayır, bildiğim kadarıyla yok. Ama aday olan diğer mahallelerden var bir bayan daha gördüm evet, ben. Hangi mahallede? Evliya Çelebi'de bir bayan arkadaş varmış. Aydınlı'da bir bayan var. Peki görüştünüz mü onlarla? Hayır, görüşmedim kendim ama çok arzu ederim görüşmeyi. Çünkü aynı ilçenin ne kadar farklı mahalleler de olsa sorunların aynı olduğunu düşünüyorum aşağı yukarı. Çok da arzu ederim kendileriyle görüşmeyi. Çünkü kadınların hani birbirlerine verecekleri çok güzel çok fikirler var. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Esengül Hanım'a dediğim gibi yani benim kaçırdığımı siz yakalayacaksınızdır. Sizin kaçırdığınızı ben yakalayacağımdır. Farklı kadının, Sevgi Hanım ben gerçekten çok farklı. Kadının girdiği yerlerde çok farklılıklar olduğunu görüyorum. Bir odada bile renk değişir. Kesinlikle. Saksa çiçeklerimiz falan, kendimiz öyle. Öyle. Şimdi o zaman mesela Kostane Mahallesi sizin adınız yani doğduğunuz, büyüdüğünüz, her şeyini bildiğiniz, hani değişikliğine, ne olduğunu. Peki sizce ivedilikle birinci acil muhtar olursam şu en önemli Kostane Mahallesi eksiği, bunu hallederim dediğiniz bir şey var mı? Şu önemli dediğim, ben şöyle düşünüyorum. İnsanlarla birebir görüşülmeli diye düşünüyorum. Çünkü biraz iletişimin kopuk olduğunu gözlemledim. Halkla birlikte olmak, insanlarla birlikte olmak, onların işte cenazeydi, düğündü, kültürel faaliyetleriydi. Bunlar da yanlarında olmak. Hani derler ya, mutluluklar çoğaldık ya, paylaştıkça çoğalır.
hani her zaman yanlarında olmak, o sorunları çözmek. Postane Mahallesi diyorsun da, Postane Mahallesi çok büyük bir mahallesi yani. Yani ekonomik olarak farklı mahallelerin oluşturduğu bir mahalle. Hani daha böyle bize ihtiyacı olan mahallelerde onlarla birebir görüşmek, işte kapılarını çalıp ne yapıyorsunuz, ben size çaya kahveye geldim, nedir, benden dileğiniz nedir? Çünkü bir kadının bir kadınla söyleyecekleri daha kolaydır, erkekle paylaşacakları biraz daha zordur. Ben bunları yapmak istiyorum Postane Mahallesi'nde, kendi adıma söyleyeyim. Yani hani masa başında değil de halkla birlikte olmak, işte kadınlarla birlikte olmak, erkeklerle, tabii ki hani kadın erkek ayırmıyorum, biz birlikte yaşıyoruz çünkü. Her türlü sorunu birlikte çözmek, işte kapı, sürekli kapı açık kalmalı diyorum ben muhtarların kapısı. Hani yoldan geçen bir hanımla, ne yapıyorsunuz, burada ne yapıyorsunuz, işte benim de şuna ihtiyacım var sokağımda, çünkü her sokağı gözetlemeniz mümkün değil. Evet. Yani bu insanlarla çözülecek bir şey. İşte Muhtar Hanım burada buna acil ihtiyaç vardır dediğinde onunla birlikte anında oraya gidip işte ne olduğunu fark edip o olayın çözümlenmesi. Bunlar güzel şeyler diye düşünüyorum. Tabii onu da hani gerekli olan kurumlara sesini ileteceksiniz. Tabii bu kurumlarla olacak bir şey zaten. Biliyorsunuz yani muhtarın amacı nedir? Belediyeye ihtiyaçları bildirmek, kaymakamlıkla birlikte bunları çözebilmektir. Yani insanların, vatandaşlarımızın ulaşamadığı kurumsal mevkilere bizim bir şekilde ulaşmamız. Evet, evet. Hani buna talip olmadan önce muhtarlığın bu kadar detaylı ne iş yaptığını biliyor muydunuz? Şimdi şöyle diyeyim, ben çok uzun yıllar Atatürk İlk Öğretim'de Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptım. Zaten okuduğumda hani faaliyetlerinin ne olduğunu çok benzerlik buldum. Okuldaki Aile Birliği Başkanlığı'nda okula hizmet veriyorsunuz. İşte bunun fakirlere yardımıydı, çocuklara ihtiyaçlarıydı ya da okulun tamiriydi, onarımıydı. Bu bir daha genişlemiş halde muhtarlık da önümüze çıktı. Aşağı yukarı aslında biliyordu. Ama tabii yani biraz daha biliyoruz. Biraz daha evet. Büyümüşüm faziyette. Okuldan dışarı çıktınız. Evet. Siz de yine okulda. Evet, okul ailesi. Sınıf ailesiyim. Ben de aynı bulunduğum okulda. Okul aile birliğindeyim. Ben yeni başladım. Çocuklar küçük. Çocuklardan. Evet. Ben yeni başladım. Hani bir şeyler yapabilir, faydalı olur yani. Olsun. O da bir yandan hani oradan da takviye alabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi o zaman birinci, ilk etap ne yaptınız? Mesela adaylığınızı, başvurunuzu yaptınız. Nasıl bir yol haritası çizdiniz kendinize? Zaten şöyle, hani siz bu konuya karar verdikten sonra, muhtar olmaya karar verdikten sonra artık her şeye açık oluyorsunuz. Sorunlara açık oluyorsunuz. Neyi ne kötü olduğunu artık gözünüzle görmeye zaten biliyorsunuz ama hani bir şekilde gözünüzle görmeye, bu doğruymuş gerçekten de böyle bir sorun var. Peki bu hizmet bize gelebiliyor mu? Neden daha önce yapılmamış sorgulamaya başlıyorsunuz? Evet. Yani mesela bizim oralarda biraz daha açarsam, sokak köpekleri var, sokak hayvanları var. Onlar bizlerle birlikte iç içe yaşayan hayvanlar. Ama şimdi ben kendi çocuğumdan biliyorum, dışarıya çıktığı zaman çok fazla köpek görmediği için korkuyor çocuk. Diğer çocukların da korktuğunu hissediyorsunuz. Zaten hani her şeyi görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun bir sorun olduğunu ben önceden biliyordum mesela. Bunun neden bir çözüm bulunamıyor, nasıl bir çözüm bulunabilir? Biraz onun üzerinde zaten önceden bir araştırma yapmıştım. Daha sonra adaylığı açıkladıktan sonra bir de tanıdık bayanlar, bana ulaşabilen bayanlar sokak köpeklerine çözüm bulacaksan oyun sana. Deyince demek hani bazı ortak sorunları demek düşünebiliyormuşuz. Evet. Herkesin. Tabii ki gözden kaçan sorunlar da olabiliyor. Evet, tabii ki. Onlar da size bak bunda da mesela ben bizim oralar sitedir. Sitelerde her apartman kendi temizliğiyle sorumludur. Ama bunun yanı sıra dışarıdaki bakımdan bir şekilde mahalle yoksun. Ben en son işte muhtar adayınızın dediğimde şu sokak köpekleri ve bir de çevre temizliği deyince adın çevre temizliği tamam var ama her apartman burada zaten o görevi yapıyor. Kendi ama dışarıda yani. Hakikaten de tamam belediye temizliği da bakımı yapılmıyor. Mesela işte bu şekilde böyle mesela bu şekilde bir ağlar oluşuyor. Ha. Sorunlar zaten sizin önünüze kendisi geliyor. Tabii ya da siz gözlemlemeye başlıyorsunuz artık. O zaman notlar alıyorsunuz, notlar veriyorsunuz, çözümler bulmaya çalışıyorsunuz.
Mesela sokak köpeklerini nasıl yapabiliriz diye ben onları incitmeden bir şey yapmak istiyorum. İnternetten araştırıyorum, belediyelerle görüşmeye başladım. Onlar bir çözüm bulacaklar. Hani bunu musun? Ben hayvan barınakları var ama belediyeler şöyle bir şey yapıyorlar. Bulunduğu ortama getiriyorlar sokak köpeklerini tekrardan. Bulunduğu ortamda daha iyi yaşadıkları için bakımını yapıyor, aşısını yapıyor, tekrar belediye topladığı yere tekrar geri getiriyor. Çünkü onların yaşadığı alanların daha iyi olduğunu düşünerekten barınma yerlerine götürmüyorlar. Aslında tabii yani onlar da bizle beraber yaşıyor. Yani hayatımızın bir parçası. Ama işte ama çocuklar ama bilmiyor, hayvanla iç içe olmadıkları için korkuyor. Ve hayvanlar da hakikaten sizden ilgi görmek istiyor. Tabii. Ama onu da bazen o kadar çok şey yapıyor ki çocuk ürküyor. Bu sefer ürkerek okula gidiyor çocuklar. Doğru, tabii. Bu sefer köpeğe karşı ya da bir hayvana karşı antipati oluyor. Ama onu bağdaştırmak için hani ikisi de bir arada olması için mesela şöyle bir çözüm düşündüm. Bilinçlendirmenin dışında onları bir alanda toplayabiliriz. Yani belki insanları bilinçlendirebiliriz. Çocuklara hani onlara belirli beslenme alanları seçebiliriz. Evet. Hayvanlara. O beslenme alanlarının dışında o çocuk onlarla iletişime geçebilir. Belki dost olabilir. Toplamayı öğrenir. Toplama olabilirse toplanmayı da barınaklar zaten dolu. Evet. Onlarla da bakım olmuyor. Belki toplanılabilir ama bizim orası çok fazla zaten şey olduğu için yine aynı sorunlarla sürekli bir araya geleceksiniz. Bunu ortak bir çözüm artık biz Facebook sosyal medyada Facebook sayfamızdan çözümleri istedik. Hani sadece biz karar vermeyelim, hayvanseverler de bunlara destek olsun, bunu istemeyenler de bir fikir sunsunlar diye Facebook sayfamızda böyle bir oluşum başlattık. Sorunlara birlikte çözüm bulalım diye. Evet. Sizin var mı Nesrin Hanım şu an proje kapsamında ya da yapacağım, şunu yapmayı çok isterim dediğiniz? Yani şunu yapmayı çok isterim dediğim Sevgi Hanım, yani neyse problemler işte birlikte çözülecek. Şu an hani ilk etapta çünkü Postane Mahallesi oturmuş bir mahalle zaten. Çok yılların bir mahallesi. Çok hanımefendinin bahsettiği gibi çok böyle hani site değil burası. Yok, evet. Zaten biliyorsunuz çok siteler yok. Olanlar da kendi imkanlarını zaten çok güzel kullanıyorlar. Hani o çok acil değil ama hani neyse işte sorunlar hep birlikte çözülecek. O zaman öncelikle sizi birebir gidip her tanışma babından kendinizi anlatma anlamında orada da sorunları da mı öğrenebiliyorsunuz? Tabii. Şimdi yavaş yavaş başladım ben. Evet. Tüm sokakları ayırdım. Gezerken de tabii ki soruyorum ve dikkatlice bakıyorum. Hani burada ne eksiktir ya da neler yapılması gerekiyor. Konuştuğumda insanlardan da fikir alıyorum. Yani nedir diyorum, hani sokağınızda neyiniz eksik, neler yapılmasını istiyorsunuz? Bunları notlar halinde yazıyorum. İnşallah nasip olursa hep birlikte bunları çözümleyeceğiz diye düşünüyorum. Hayata geçireceksiniz. İnşallah, evet. Mesela Sengül Hanım başladı, ben ev gezmelerini görüyorum artık. Evet. Çünkü siyasi efendim partiler, hanım kolları falan devamlı işte akşamları falan ev gezmeleri yapıyorlar gündüzleri. Ama tanımak istiyor halk sizi. Kesinlikle. Yani ben çok gittiğim yeni yeni başladım. Evet, hani sosyal medya elbette ki kullanılmalı. Yerel basın elbette ki kullanılmalı. Ama insanlar birebir görmek istiyor sizi. Tabii. Yani sizin sesinizi duymak istiyor, sizinle görmek istiyor. Belki size soruları olacak, o soruları almak size istiyor. Size inanılması lazım önce. Kesinlikle. Değil mi? Önce seni görmen lazım diyor. Yani broşürü en azından sen kendin elinle bize getir. Evet. O yüzden ben de diyorum ki eğer hani çoğu arkadaş mesela bizim burada bir arkadaşımız var. Ben size yönlendirin diyorlar. Ben telefonlarını verin, ben kendilerini ziyaret ederim ya da birlikte gidelim ziyaret edelim. Çünkü konuşalım. Ben de o fikirdeyim. Mesela yanıp birebir görüşmeler çok daha başarılı oluyor. Dediğiniz gibi broşürler sadece bakıyorlar ne olduğunu yani. Belli. Hani muhtar olmasak bile tanımış insanlar. Kesinlikle evet. Yani hani herkesi görmüş oluyoruz, birebir tokalaşmış oluyoruz. Evet. İşte yani hani onlarla canlı canlı konuşuyoruz ve birebir görüşmenin çok etkili olduğunu ben de düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince broşürlerimi kendim birebir vermeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Çok daha iyi oluyor. Yalnız mı geziyorsunuz ya da hayır. Yoksa ekip mi var? Benim güzel bir ekibim var. Öyle diyeyim size.
yılların arkadaşları, dostları, ihtiyar heyetimde tabii çalışanlar kendi alanlarında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tek başıma gezmiyorum ben de. Güzel bir grupla, güzel bir şeyle birlikte geziyoruz hep birlikte. Bir program mı yapıyorsunuz bugün mesela? Evet. Mesela bugün programımızda Burtuzlu Postane Mahallesi'ndeki işte esnaf gezmelerimiz vardı. Sabah çıktık, birlikte gezdik. Belli bir süre ayırıyoruz çünkü herkesin evdeki işlerinde aksamaması gerekiyor. Evet. Sonuçta muhtar adayı olabilirim ama bir anneyim, bir eşim. Onlar da yani şey olmasın, aksamasın diye belli bir saatlerde geziyoruz. Yarınki programımızda başka bir sokağımız var. Sokaklara böldük Postane Mahallesi'ni ve bu şekilde çalışıyoruz. Peki böyle hani geldiğiniz zaman size siyasi bir partiden gelmiş gibi falan siz... Çok öyle bir soruya karşılaşıyorsunuz. Hiç olmadı. Hiç olmadı bana. Çünkü hani girerken hani siyasi bir şeyle gitmediğimiz için bir de böyle çok doğaçlama gidiyoruz. Hani kapıyı çalıyoruz, açıyorlar bayanlar karşılarında. Ben hemen zaten tanıtımımı yapınca hiç öyle şey davranılmıyor. Çok aslında muhtarlıkta böyle bir şey de olmaması gerekiyor. Kesinlikle olmaz. Hani bir partiye, biz sadece bir partiye mensup insanlara hizmet etmeyeceğiz ki ya da oradaki sorunlar bir partinin sorunları değil. Genelde orada yaşayan insanların hepsinin sorunu olduğu için yani siz ben bu partidenim şu partinin diye değil. Yani bunu ayırmak bence çok yanlış olur. Zaten biz azalarımızı seçerken de buna çok dikkat ettim. Her bir kesimden, her bir partiden birileri olsun, ekipçe birlikte çalışabilirim. Demek ki yani biz farklı düşüncelerde, farklı politik yapılarda olsak da mahallemiz için birleşebiliyoruz. Mahallemiz için bir şey yapmak için birleşiyorsak doğru yoldayız demektir bu. Yani bir şeyin altına, bir çatının altına girmenin bir anlamı yok. Burada amaç Esengül Hanım mahalledir, mahalleye hizmettir. Tabii. Yani. Burada bir görüş veya bir farklı bir şey yani değil. Yani insan seçilmemesi lazım. Mesela, kesinlikle. Aslında onu gittiğiniz yerlerde hissediyorsunuz. Ama çok farklı kesimlere gittiğinizde, hakikaten ev ortamına gittiğinizde sizden böyle bir şey beklemiyor. Yok, evet. Ama ev ortamına gittiğinizde çok farklı yerlere de gidiyorsunuz. Onların bulunduğu ortama gittiğinizde zaten o sizin samimiyetinizi görüyor. Yani size inanıyor. İnanmayan da zaten bir şekilde sizi tercih etmeyen insanlar. Tabii ki. Böyle... O zaman ona da saygı duyuyorsunuz. Muhakkak. Böyle ilginç soru geldi mesela şu an aklınıza gelen. İşte bir yere gitmiştik hiç. Aklımıza gelmez. Böyle bir şey sordular. Hani gibi. Bana da gelmedi. Bir de Seyda Hanım çok güzel karşılanıyor. Kadın olmanın avantajı sanırım. İşte öyle tabii. O kadar güzel karşılanıyor. Yani o an çay içiliyorsa çaya davet ediliyor. Evet. Hani ne varsa o an bizimle paylaşıyorlar. Aynen. Ben çok memnunum. Değil mi? Kapıyı açabiliyorlar bayanlar. Evet. Yani siz bir su içebilme, bir şey yapabilirsiniz aslında. Su içmek için gidiyorsunuz ama size gittiğiniz zaman masa donanır. Ya ben bir muhtar adayıyım. Ben aslında yani çekiniyorum size zahmet verdiğim için. Ben konuşacağım, kendimi tanıtıp çıkacağım diyorum ama öyle değil. Sizin masanızı donatıyorlar, olur mu diyorlar. Hatta yani şöyle tepkiler alıyoruz, olumlu tepkiler. Bu sefer oyumuz bir bayana diyorlar. Evet, ben de bunları çok duyuyorum. Son zamanlarda onu diyorum. Demek ki doğru zamanda zamanlama iyi diyorsunuz. Yani şöyle de yorum yapıyorum. Beni tanımayan, tabii ki hiç bilmeyen bir hanımefendiyle geçen bir videolarımız oldu. Çok da hoşuma gitti. Broşürümü gösterdim, bir baktım. Sizleri hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Ama bir kadın olmanız, oy almanız için yeterli. Ben artık kadın istiyorum dedim. Evet. Çok da hoşuma gitti. Bu talep erkeklerden de geliyor. Evet, geliyor. Yani biz bir bayan istiyoruz. Bir bayan kadın olsun. Daha yapıcı, daha marifetli, böyle çözüm üretken. Belki de hani demek onların gözünde bir bayan erkekten artık tabii ki çok başarılı erkek adaylar tabii, var, tabii, erkek tabii, tutarlar tabii. Var onu demiyorum ama bir bayanı da denemek istiyorlar aslında. Ben hiç olmadı. Evet. Yani ben diğer çok internetten araştırdım. Hı-hı. Çok uzak yerlerde çoğu muhtarlar öyle bir çatır çatır savaşıyorlar muhtarlar. Evet, ben de baktığımda evet bayağı ve zor koşullarda yapıyorlar muhtarlığı. Tabii. Biz gene şanslıyız diyorsunuz. Biz yine şanslıyız. Bir de şey hani ulus olarak da biz duygusal insanlarız. Merhametliyiz. Evimizi, kapımızı, yemeğimizi, tabii. Çayımızı, çorbamızı, her şeyimizi paylaşırız. Aynen. Bir de kadın olunca tabii biraz daha üslup güzel oluyor. Daha böyle kibar oluyor. Yaklaşım hani, çok hoş. Yaklaşım değil mi? Tabii o da artık bir de şeyi düşünün mesela muhtarlıkta
genelde bayanın olduğu yere insanlar çok daha rahat girerler. Tabii, erkek de olsun, bayan da olsun. Ama sadece erkeklerin olduğu bir yerde bayan da girerek çekiniyor. Evet, erkek de hani tamam çekinmese de bir bayan ürkerek şey yapıyor, çekiniyor. Muhtarlıklarda, bayan muhtarlıklarda artık büyük bir ihtimalle bu sorun ortadan kalkacak gibi geliyor. Bayan da dediği gibi Nesin Hanım'ın, yani ben sizinle bir çay içmeye geldim değil, seninle oturup sorununu konuşabilir, çözümü bile üretebilir bizimle. Kesinlikle. Yani bu açıdan çok kolay olacağını düşünüyorum ben bayan muhtarlığı. Bir de bizleri denesinler. Şimdi ben de onu soracaktım. Sizi neden seçsinler? Yani geldiğinizde iyi hoş çayımızı içtiniz ama ben sizi neden seçeyim? Siz ne yapacaksınız bana? Ne vereceksiniz bana bakalım? Hadi Sergül Hanım dedi. Şimdi o zaman onu soran kişiye göre değişiyor. Eğer bir erkek sormuşsa onun gözünden değerlendiriyorsunuz. Evet. Eğer bir bayan sormuşsa durumuna göre de değişir mi? Tabii. Bir bayan sormuşsa ona göre değerlendiriyorsunuz. Zaten size o soru geldiğinde kendisi onun cevabını veriyor. Çünkü sen neden seni seçim demiyor. Şunu yapacaksan diyor, ben seni seçeyim diyor. Evet. Şimdi sen de ona baktığın zaman aslında bu sorun, sonuçta muhtarlığın ne sorunu olabilir? Anlatabiliyor muyum? Tamam, yapacağı bellidir, şeyleri bellidir. Prosedürü belli, muhtarın belli bir çerçevesi var. Yani belli bir alanın dışına belediyeye ulaştırmak zorunda. Evet. Siz bir aracısınız aslında. Kesinlikle. Siz resmi kurumlarla halkın arasında bir aracısınız. Evet. Önemli olan bu resmi kurumlarla sizin iyi anlaşabilmeniz, bunu çok iyi kullanabilmeniz ve sizin muhtar olduğunuz alanda bunu gösterebilmenizdir. Yani sorun ne olursa olsun, beni niye seçeceksiniz? Bir, her şeyi görebiliyorum bayan gözüyle. Evet. Çocukları seviyorum. Kadınları seviyorum. Kadınları seviyorum. Erkeklere saygı duyuyorum. Dolayısıyla bulunduğum yerin sorunlarını biliyorum. Çözüm içinde elimden geleni yapacağıma da inanıyorum. Evet. Yani çünkü sorunları birebir görüyorsunuz. Hatta sorunları artık aldıktan sonra ben araştırmaya başladım. Evet. Seçilsem de seçilmesem de artık bunun çözebileceğim bir sorun var mı? Öncelikle o çok önemli. Yani ben hatta bunu düşündüm. Seçilsem de seçilmesem de. Seçilmeden ben bir sorunu çözebileyim en azından insanlara. Evet. Bu insanın bir şey başarabileceğini görsünler. Yani atıyorum işte mesela sokak köpekleri. Yani bunu seçilmeden de imzalar toplanılıp bir şeyler toplanılıp belediyeye ulaştırılabilir, bir çözüm bulunabilir. Bunu seçildikten sonra ben bunu madde olarak yazmamın bir anlamı yok. Seçilmeden de bu çözülebilir. Zaten muhtarlığın da böyle maddi bir getirisi yok zaten. Kesinlikle. Yani siz bulunduğunuz çevredeki maneviyatla ilgili sevgi. Yani orada hani yapacağınız bir hizmet, İşte yani herkesin size bir teşekkür etmesi, bir hani Allah razı olsun demesi, bu manevi huzur. Tabii. Bu da yani hani çoğu şeyle kazanılacak bir şey değil. Dediğiniz gibi muhtarlık hiçbir maddeye getirisi ya yok. Ya siz muhtarlıkta yani siz bir cenazeye gitseniz o insanlar muhtarımız gelmiş diye size saygı duyacaklar. Kesinlikle. Ya da bir düğüne gittiğiniz zaman muhtarımız gelmiş deyip sevinecekler. En küçük bir şeyde bir toplantılarında yani bir bayanlar gününe gitseniz muhtarımız gelmiş diyecekler. Evet, ama yani biz şu anda adı var, kendisini göremeyen bir hizmetle karşı karşıyayız. Biraz da bizi tetikleyen bu oldu. Sosyal medyada başka yerlerin mahalle adaylarının yani muhtarlarını görüyoruz sosyal medyada. Muhtar her şeyle ilgileniyor. Her şeyle ilgileniyor. Ama biz kendi mahallemize baktığımız zaman ya demek ki bizde ilgi yok, bize hizmet yok, bunu görebiliyoruz. O zaman diyorsunuz yani neden oradasın, neden? Sebebi ne? Bunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Sen çok rahat verebilirsin dediğiniz gibi hani belediyeyi kullan. Tabii ki. Bulunduğunuz yani sayılı, saygın insanların ekonomik anlamda size ne yapabileceğini araştır. Ona göre yani aşılamayacak sorunlar değil. Yani bir sokak lambasının haftalarca patlak kalması... Yani bir belediyeye gitmeden de yapılabilecek bir şey değil mi? Birçok kontrolün olmaması sokakta. Bunlar mesela insanlar şunu gözlemliyor. Mesela çöp kovasını ben biliyorum. Mahallemizde çöp kovasının ayağı kırık. Ben tamam dikkat ediyorum. Ama benim için oradaki çöp kovasının ayağının kırık olması beni rahatsız ediyor. Ne olursa olsun kötü bir görüntü sonuçta. Ve bunu başkaları da dillendirdi. Dedim sadece benim gözümde değil demek ki başkaları da o çöp kovasının kırık ayağını görüyor.
Dönüyor tabii yani ki. Yani benim penceremde mesela ben bakıyorum kış boyunca sokak lambası patlaktı. Kış boyunca sen bir dilekçeyle başvuracaksın, belediyeler gelecekler ve işte birlikte o sokak lambalarını değiştirecekler. Ya da en güzel hizmet, SMS'lerin hepsini biliyorsunuz telefonlarını mahallenizde ikamet eden insanların. Bayramlarda dahi ya bir SMS ya da bir şeyle onların bayramlarını kutlayın. Biz hiç ki mahallen, kendi mahallem adına söyleyeyim, biz bir şey böyle bir sana almadık. biz de hiç almadık. Ama en son yani muhtarlık adayı için birileri onu kullanınca ya bugüne kadar seni sorgularlar o zaman. Ben kendi sayfamda da bunu yaptım. Evet, okumuştum. Bugüne kadar seni sorgularlar o zaman. Evet. Yani adaylığını açıklamak için. Şimdi sen bize aklına geldi, hani böyle bir hizmetin oldu. En azından sen bizi hiç olmazsa, hiç olmazsa şu 10 yıl boyunca bayramda, seyranda en azından yılda bir kere. Yılda bir kere. İki bayramda demeyebilirsiniz. Bu cümle olabilirdi yani. Bir de insanlar tabii ki hani önemsenmeyi, hatırlanmayı seviyoruz yani. Tabii mi? Tabii seviyoruz. Yani aha bak işte muhtarımız ya beni unutmamış. Ay bankalar bile yani doğum günümüzde ya, mesaj atıyor. Ay herkes diyor ki bak çocuklardan önce banka hatırlıyor beni diyorsunuz. Şu da çok önemli. Mesela sınıf annesi diyeyim. Sınıf annesinde çocuklarla çok içli dışlısınız. Tabii. Evet. Çalışan kesim olduğu için o çocuklar sizden bir şeyler istiyorlar. İşte arkadaş anlamında bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım diye. Biz kendi aramızda velilerle bir kolektif çalışma uyguladık. Yani çocuklar bir yere gitmek istese, hangi veli uygunsa onunla birlikte gönderiyoruz çocukları. Yani bu muhtarlıkta yapılamaz mı? Yapılabilir. Çocuklar gitmek istiyorsa belediyeden bir otobüs ya da bir taşıt istenip, ya ben bu çocukları izinli bir şekilde alıp götürüp sinemasını seyredip getirebilirsin. Bu düşünülemiyor ama. Bu çok kolay bir hizmet. Çok basit bir şey. Yani bir dilekçeye bakan bir hizmet. Aynen. Yani bir işte su arıtma tesisinin orada bulunması büyük çaplı bir sorundur. Ama bir çocuğu mutlu etmek de daha bir sorundur yani. Ama şimdi Esengül Hanım, siz de gözlemlemişsinizdir mahallenizde. Şimdi şöyle bir mantık var. Ben oturayım burada. Hiç kalkmayayım. İşte saatlerde olsun. Mühür basalım. Gidelim mantığı var ne yazık ki. Ben de diyorum ki biz çok oturmayalım masada. Evet. Biz halkın içinde olalım. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte karar verelim, bunları gerekli mercilere iletelim ve çözümleyelim. Masa zaten duruyor yerinde. Evet, evet, evet. Doğru, artık ama insanlar da artık bu sosyal medya, özellikle bazı şeyleri hakikaten daha da göz önüne serdi. Evet, daha göz önüne serdi. Yani evet, haklı. Ya neden? Hani hiç olmazsa oradan bana ulaş. Hı hı. Hani birebir gelemiyorsan bile tabii. Ya da benim eksiğini sana duyurabiliyor. Mesela şu var, bizim bulunduğumuz bölgede muhtarlığın bir Facebook sayfası yok, Twitter hesabı yok, kendine ait bir internet sayfası yok. Yani, şimdi ben vatandaş olarak genelde zaten günümüzün büyük bir bölümü internette geçiyor. Tabii, evet. Ben evet. Oturduğum zaman en azından muhtarıma mail atayım. Muhtar o mailleri açsın, hiçbir şey yapamıyorsa. Muhtar onu değerlendirsin ama böyle bir şeyimiz yok bizim. Biz hemen adaylığımızı açıkladıktan sonra talimatlarla arkadaşlara biz hemen talimat verdik. Muhtarlığın bir sitesi olsun. Evet, o sitede evet. Anketlerimiz olsun. İnsanlar bize ulaşabilsin. Evet. Facebook sayfamızda da Nesra Hanım bizi çok iyi takip ediyor. Evet, takip ediyorum. Benim de çünkü aynı şekilde hem özel face'im hem de muhtarlık face'im var. Aynen. Çok da iyi oldu ve Sevgi Hanım o kadar büyük bir kitleye ulaştı ki o sayfa. Çok da güzel oldu. Hani i̇şte herkes bilgi alıyor. Temenni, tabii, istek, tabii. Şikayet. Evet. Yani birebir vermeye de gerek yok. Yani orada yazın, karşısında siz anla. Ya en azından okursunuz. Vakitler çok, çünkü yani sınırlı zamanlar herkes. Herkes çalışma hayatında. Hani gelip muhtarla anlatana kadar dediğimiz gibi Esengül Hanım hani bir mail atmak, Face'den ulaşabilmek. Ya da yani, söyleyemeyeceği bir şeyi vardır. Tabii. Ya da yan komşusunun söyleyemeyeceği bir şeyi vardır. Evet. Ama sen oradan hem adresini verip hem de şeyini verip bu insanlar kötü durumda dediği zaman sen ilk muhtar olarak oraya bir önlem alabilmelisin. Evet. Bu çok önemli. Evet, çok önemli. Aynı zamanda mesela şeyleri de ben yapıyorum. Buradan Gebze yerel basını ve sizlere de teşekkür edeyim bu arada. Yerel basın çok önemli. Tabii. Onu tabii yani bilmeniz, insanlar onunla. Onu oradaki esnafları
bir şekilde tanıtıma da ihtiyacı var bulunduğunuz yerde. Tuzla'yı bilmiyorum ama Tuzla biraz daha geniş çaplı olduğu için. Biraz daha sizin bulunduğunuz mahalleden biraz daha evet. Bizim mahalle kendi içerisinde sanki bir kenttir. Sizi ziyarete beklerim. İnşallah ayırırsınız geleceğiz. Kendi içerisinde bir kenttir. Kafeteryasını kendisi oluşturmuştur. Pastanesini kendisi oluşturmuştur. Eczanesini kendisi oluşturmuştur ama yani bunun bir şekilde oradaki esnaf içinde, oradaki halk içinde şundan gurur duyar insanlar. Yenikent Mahallesi bir yerel gazetede haber olmuş. Güzel bir şekilde ise ama. Evet. Yani bunu bizim mahalle diye bahsediyorsa o çok, bilmiyorum, benim açımdan çok büyük bir gururdur. O insan da bundan gurur duyacaktır. Güzel yapılan şeyler açısından. Evet. Tanıtım, medya çok önemli. Ve sosyal medya çok önemli. Çok önemli, evet. Çok önemli. Tabii yapacaklarımız ayrı. Şimdi tabii benim oynarım size dermiş ama. Siz ikna edildiniz. İstasyon Mahallesi'ndeyim şekerim. Maalesef. Benim mahallemde de değilim. Şimdi onun için ikinize de kullanamayacağım oyumu ama hani gönlüm sizinle. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz de doldu herhalde. Evet, son şöyle bir toparlayalım efendim. Dilek, temenni, istek seçmenlerinizden, artık seçmen mi denir onlara, ne diyorsun? Sizin, onlar seçecekler. Biz adayız aslında, oylarımıza talip izliyoruz ama genelde doğru seçmenimiz oluyor aslında. Seçmen yani. Bana böyle şey geliyor, seçmen kelimesi çok resmi gibi geliyor. De, ne denir? Mahalle, mahallede birlikte yaşıyoruz ya, hani abilerimiz, ablalarımız gibi böyle teyzelerimiz, sanki ailece birlikte yaşıyor gibiyiz o mahallede. Ama başka adı yok herhalde. Şu an bir tane kullanılacak. Oylarınıza talip ediyor. Evet. Yani. Son olarak Postane Mahallesi'ndeki ne diyelim o zaman sevgili ikamet eden herkese, herkese mesajınız vardır. Ne söylemek ben istersiniz? Ben kendimi hazır hissediyorum. Onlara hizmet verme adına, onların yanında olma adına özellikle söyleyeyim. Donanımlı hissediyorum kendimi. Diyorum ki lütfen bana oyunuzu verin. Birlikte bu işi başaracağız. Postane Mahallesi'ni daha da güzel bir hale getireceğiz diyorum. Peki. Efendim, Yenikent sizi dinliyor. Gebze Yenikent. Yine Nesrin Hanım gibi aynı şeyleri bahsedeceğiz. Ben de kendime güveniyorum. Güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Dolayısıyla onların vicdanlarıyla aslında baş başa kalmalarını, bir de şöyle bir parantez açayım. Bulunduğumuz bölgede şöyle bir duyum aldım. 8.000 seçmen var geçmiş dönemlerde. Bunun 2.000 tanesi muhtarlığa oy vermemiş insanlar. Muhtarlık aslında ister taşının, isterseniz orada geçici olun, isterseniz kalıcı olun. Tabii. Muhakkak önemlidir. İlk gittiğiniz yer muhtarlık. Muhtarlıktır. Tabii. Dolayısıyla hiç boş bırakmayın. Tanısanız da tanımasanız da muhtarlık kağıdınızı mümkünse doldurun. güzel şeyler olması için bizleri tercih etmenizi istiyoruz efendim. Evet. Size teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gösteriyoruz. Evet, size de teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben gurur duydum, mutlu oldum. Elimden geldiğince her şekilde destek olmak isterim. Dediğim gibi sizlere oy kullanamıyorum ama gönlüm sizinle. Evet sevgili Olay Web TV izleyenleri, bu günde haber masasında çok güzel muhtar adayları hanımefendiyle, birlikteydik iki hanımefendiyle. Neler yapmak istediklerini anlattılar. Siz de dinlediniz. Artık tercih sizin, karar sizin diyorum. Efendim yarın yine saatler 17'yi gösterdiğinde iki değerli gazeteci arkadaşımla birlikte bölgedeki siyaseti, seçimleri değerlendireceğiz. Yarın 17'ye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.